Merhabalar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl olmuş diye bakacağımız bir oyun var. Biliyorsunuz ki bu seride ya gözden kaçan küçük çaplı oyunlar oynamaya değer mi? Ya da gözden kaçmasa da bu videoda olduğu gibi çok fazla eleştirilen oyunlar düzelmiş mi, olmuş mu, olmamış mı tarzı şeyleri konuşacağım bir seri bu. Zaten daha ikinci videosu olduğu için bu konseptin çok bir yerine oturmadı ama her neyse bugün konuşacağımız konu e-Futbol 2022 Şimdi kanalda zaten halihazırda dönen bir FIFA serisi var. Ben futbolu çok seviyorum, futbol oyunlarını gayet çok seviyorum. Ve FIFA'nın şu anda ne kadar rakibi konumunda bile olamasa bile Konami'nin PES serisi her zaman FIFA ile bir kapışma halindeydi diyebiliriz. Şimdi ben size basit bir şekilde eğer FIFA ve PES olan geçmişimden bahsedersem Öncelikle ben küçük yaşlardayken çok fazla futbola ilgili değildim futbola ilgim ben birazcık daha ne zaman kazandım? Ortaokula başlarken falan kazandım. Futbol olan ilgimi tahmin olarak. Evet mi? O civarlarda ortaokula başlarken ya da ilkokulun sonları her neyse. ve evet, oynadığım ilk futbol oyunu da PES 2012 idi. Sonrasında PES 12'den sonra PES 13 oynadım. 14 oynadım. Ki o tarihin en kötü PES oyunu olarak bilinen PES 14'ü bile çok fazla kez oynadım. Yani PES'i gerçekten seviyordum. Epes 15 ile oynadım. 16 oynadım. 17 oynadım. 18'i çok beğenmedim. O yüzden 17'den devam ettim. Sonra 19 çıktı. 19 oynadım. 20'yi beğenmedim. 19'la devam ettim. 21'e oynadım. Ve evet bu hale geldik yani bugüne. Madalyonun diğer tarafına baktığımızda ise FIFA serisiyle olan bağım 2015'te başladı. 2015'te ilk defa nasıl oldu hatırlamıyorum. Sanırım ligi geldiği için ilgim çekmişti. FIFA oynamaya başladım. Sonrasında 16 oynadım, 17 oynadım, 18 oynadım. 21 ve 22 ile de devam ettim. Aradaki 19 ve 20'yi es geçtim. 18'e devam ettim o yıllarda çok fazla zaten oynamıyordum da. Neyse yani anlayacağınız iki tarafa da özellikle son dönemlerde bir aile yatkınım. Hani bir aile nasıl diyeyim tanıyorum iki tarafı da oynanışlarını vesaire hani o konularda. İki tarafla ilgili de tecrübeliyim. Evet bu daha doğru bir söz olur. Çünkü hani bu saydığım oyunların hepsinde 300-400 saat harcamışımdır en az. Bir tek PES 21 biraz az oynadım. Onun dışında saydığım tüm oyunlarda çok çok uzun saatler harcadım. Peki e, Konami ne yaptı? Neden şu an biz PES 22 değil de eFootball 22 konuşuyoruz? Bunu bilmiyorum ben de tam olarak bir anlamadım. Yani bir anlaşma mı ne bilmiyorum ama ismini değiştirdiler. O çok önemli değil zaten. E, bu oyun çıktı ne oldu? Onu bir konuşalım. Şimdi bu oyunu öncelikle aslında Konami 2 yıldır geliştiriyor. Çünkü teknik olarak e, 21 20'nin güncellemesiydi. Yani oynanış anlamında çok büyük farkları yoktu. Ne kadar ben 20 oynarken keyif alamayıp 21'de daha çok keyif alsam da bunu tam olarak neden kaynaklandığını bilmiyorum. Teknik olarak aynı oyunu devam ettirdiler. Zaten e, PES 21 çıkmadı. PES 21 update'i çıktı. O yüzden e, bu iki yıldır devam eden bir oyundu ve bizim umudumuz yüksekti. Çünkü son yıllarda PES FIFA ile hiçbir şekilde rekabet edemiyor. FIFA'nın altı metniğim aldı başına gitti. PES'in My ne olursa olsun yetişemedi e, FIFA'ya. Bu yüzden iki yıldır geliştirilen bu oyun bir umuttu. Neden? Bir ben aslında temelde bir PES'çiyim. Bu yüzden PES'in iyi olmasını başarılı olmasını çok isterim. E, onun dışında rekabet her zaman oyuncuya yarar, kullanıcıya yarar. Her türlü sektörde böyledir. Oyun sektöründe bu çok çok daha fazla böyle. Eğer ikisi de iyi olsa PES ve FIFA sürekli birbirlerini e, geçmek için kendilerini geliştireceklerdi. PES ne yaptı? Tüm oyunculardan istenilen şeyi boş verdi ve tamamen farklı bir yola girdi. Online temelli bir oyuna başladı PES. Ne yaptı? Oyunu ücretsiz olarak yayınladı. Sadece online mod koydu. Mobile e, e, yöneldi. Zaten Konami'nin mobile e yöneldiğini uzun süredir e, böyleler ve biliyoruz. PES'i de buraya yönelttiler maalesef ki. PES değil tabi e-futbol diyelim şimdi yanlış kullanmayalım. E sonuç olarak da baktığımızda e PES serisi artık ölmeye yaklaştı desek yeridir artık. E-futbol çok fazla temellerinden uzaklaşmış bir durumda. Peki bu e-futbol 2022 nasıl ne olursa olsun yine de oynanır mı bu hali ona bakalım. Şimdi öncelikle benim Konami'ye sormak istediğim bir şey var. Nerede abi bu tek kişilik mod? Bu ne böyle? online'ı koymuşsunuz. Hadi devam. Oyna. Ama nerede bu? Nerede ya? Hani nerede abi? On tek kişilik mod. Ben FIFA'da bile altım ettiğimi son iki yıldır oynayan, sadece e, tek kişilik mod üzerinden yıllarca oynadım. Ki futbol oyunu oynayan insanların Yoğunluğu da bu şekilde aslında baktığınızda. Online kısmını oynayan insanlar da gidiyorlar Ultimate Team oynuyorlar. Ama FIFA bile buna rağmen iyi yapıyor, kötü yapıyor. Yine de tek kişilik moduna bir şeyler yapıyor tamam mı? Sen neden tek kişilik modu çıkartıyorsun? Güncellemeyle getireceklermiş galiba. Acar çok yani orası beni ilgilendirmez ama. Neden abi ya? <laughs> neden yaparsın ki böyle bir şey? Yani tek kişilik modu bir anda silip attılar. Tamamen online üzerinden, MyClub üzerinden kurdular. Neyse diyelim hani siz online oynamayı seviyorsunuz. E, My Club oynarım diyorsunuz. Sıkıntı yok benim için. Tamam o zaman şuraya gelelim. Oyun nasıl olmuş? Öncelikle ben çok fazla oynamadım. E-Futbol 2022 ilk çıktığında birazcık denedim. Bir de bu son aldığı güncellemeden sonra denedim. Ve baktığımda öncelikle zaten bir numaralı problem lisans problemleri. Yani PES'te artık bu yıllardır var. Çok fazla üzerine değinmeyeceğim. Çünkü PES'in PES olduğu zamanlarda da lisans yoktu. Şu anda da yok. Bu çok artık konuşmaya değecek bir nokta değil ama FIFA lisans konusunda aldı başını gitti. Yani Şampiyonlar günde almasıyla beraber PES tamamen çaresiz bir hale geldi. Böyle kaldı. Tamam. Devam edersek girdim şimdi Ultimate Team'e. Bana gayet kötü bir takım verdi. Dedi buradan oyuncu alabilirsin. Topu açmak için nereden açacağımı göstermedi oyun. Bilmiyorum nereden açtığımı. Gerçekten Neyse birkaç oyuncu aldım. Takımı kurdum. Girdim. Ve karşımda kadrosu full 90 üstü bir adam geldi. Direkt. Yani girdiğim yer belki dereceli değildi. Ve hani o yüzden umursamadılar. Ama direkt ben hani oyunun bana oynamam için verdiği yere girdim. Ve karşımda çok dengesiz bir rakip geldi. Neyse dedim tamam dengesiz rakip olabilir. Yine de girelim bir oynayalım. Nasıl olacak? Girdim oyunu oynuyorum. Şimdi bu oyunda Oynanışlar nasıl desem çok antallı Yani Bunu anlamak için birazcık şey yapmanız Gerekiyor enzim FIFA'ya Aşina olması gerekiyor çünkü FIFA ile hiçbir alakası olmayan arkadaşlarımla Konuştuğumda PES için hep şunu söylüyor Önceki seriler içinde bu konuda tartışıyoruz PES'in oynanışının daha hızlı Olmasını seviyorlar FIFA bir tık daha realistik kaçıyor ya PES'e PES daha hızlı i̇le, git gel git gel Ama buradaki benim sıkıntım şurada ortaya çıkıyor PES'te Şey sıkıntısı var oyuncu kendi yönettiğini hissedemiyorsun. Ya ben hissedemiyorum en azından. Çünkü pes çok fazla animasyon üzerine kurulu bir oyun. Yani siz bir hareket yaptığınızda animasyon başlıyor ve animasyon bitene kadar o animasyonla iyisiniz. Yani yapacak bir şeyiniz yok. Çok net, çok keskin çizgilerle ayrılmış pesin oynanışı. FIFA'da ise daha kontrolün sizin elinizde olduğunu, 360 kontrol yapabildiğinizi size hissettiren bir oyun var. Animasyonları kesebiliyorsunuz. Her şeyi gerçekten kıcı bir şekilde kendi istediğinize göre yapıyorsunuz. PES'te bunu yapmak çok çok zor. Yani burada oynanışın hata olması ve tamamen animasyona bağlı oynanış beni en çok rahatsız eden nokta. Gerçekten bu konu beni bir hayli derecede canımı sıkıyor, üzüyor. Ve onun dışında maçı oynuyorum. Dediğim gibi bir şey eksik. Hani Öyle sen kodlanmış bir şey, önceden belirlenmiş bir şeye oynuyormuş gibi hissediyorum. Yani bu hissi iki tane tek kişilik maç yaptım. İki tane de online maç yaptım. Ama yok ya bu hissi atamadım. Öncesinde bunu ben dediğim gibi uzun süredir hissediyordum. Yani nereden belirdiğim PES 21'de de hissediyordum. PES 19'da da keza vardı bu yani. En hatırladığım kadarıyla rahat bir oynanış sunan ne vardı? PES'te benim oynanış konusunda en mutlu olduğum oyun. PES 15 ya da PES 17'dir. Baktığınızda mesela efsaneleşmiş PES 13te çok fazla animasyona bağlıydı. Ama PES 13 daha seri bir oyundu. Kontrolün daha çok sizde olduğunu hissettiriyordu. Oynanış olarak seriydi. Yani bir animasyon bitip hemen yenisi başlayabiliyordu. Çok keskin hareketlerle yani keskin derken hızlı hareketlerle hareket edebiliyordunuz. Ancak bu oyunda oynanışın antal olmasının yanına bir de bu animasyona dayalı oynanış eklendiğinde gerçekten benim için çok büyük bir işkenceye döndü. 4 maç oynadım dediğim gibi bu 4 maçta inanılmaz büyük bir işkence yaşadım. O yüzden maalesef ki ben e futbol 2022'den çok mutlu ayrılmadım. Oynanır mı derseniz ben çok yüksek bir seviyede oynanmaz diyorum. Yani neden? Çok gitmedi bana. Siz oynamak isteyebilirsiniz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi nedir? E oyun bedava. Yani ama size şunu söylemek istiyorum. Elinizde çok küçük bir bütçe de olsa tamam futbol oyuna vereceğiniz küçük bir bütçeniz varsa elinizde. Benim tavsiyem gidin ve PES 21 alın olur. Çünkü PES 21 şu anda ne kadara satılıyor bilmiyorum. Ekrana koyarım ne kadar satıldı. Ancak ben hatırladığım kadarıyla 50 liraya almıştım. 2 e, yıl. Şey, ne 2 yıl ya? Geçen yıl mı? ilk çıktığı dönemlerde almıştım. hatırlamıyorum. ben 54 liraya öyle bir fiyat almıştım oyun. Her neyse yani. Ucuz bir fiyatı vardı. O yüzden bence PES 21 alın ve PES 21 ile oynayın. Yani bir 50 lira fazla çıksın cebinizden eğer verebilecekseniz ve PES 21 oynayın ama derseniz ki benim işte verecek hiç param yok. Öğrenciyim, paramı yetiremiyorum ya da ne bileyim ailemden haftalık harçlık alıyorum ya da oyun alacağım zaman onlardan istemem gerekiyor, istemem vesaire 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 yani. Orası sizin bileceğiniz iş. Ben ama size şunu söyleyebilirim. Tamam eğer dediğim gibi durumunuz buysa bedava olmasından yana tercih edebilirsiniz. Ama oyunlara verecek bir 50 liranız varsa yani benim tavsiyem kesinlikle PES 21 oynamanız olur. Çünkü şu an halen aktif olarak PES 21 oynayan çok fazla insan var. PES 21 ben de hani oynadım 70-80 saat oynadım. Çok uzun bir süre değil bir futbol oyunu için ama emin olun ki daha keyifliydi yani 2022'den çok daha keyifliydi. Ha peki gidip 300 lira verilip de FIFA almaya şey yapar mı? Bence değer yani FIFA'ya değer. Ne kadar oyun fiyatları ülkemizde çok uçuk olsa da Baktığınızda gerçekten FIFA aradaki farkı artık koydu. Gerçi FIFA rakibi olmaya da çalışmıyor PES. O çok ayrı bir konu. Yani bunlar çok ayrı konu başlıkları altında konuşulabilecek şeyler. Ancak benim net bir şekilde size söyleyeceğim şey budur. e football 2022 benim için bir hayal kırıklığıydı. Eğer eski PES'lerin tadını arayan biriyseniz maalesef ki burada bulamayacaksınız. Ama dediğim gibi eğer bedava bir oyun online oynarım. E, oynanışı da benim için çok sorun diyorsanız sorun değil diyorsanız girin bir bakın e, futbol 2022 belki sizin için uygundur çünkü ücretsiz sonuçta girin deneyin ancak ben çok mutlu ayrılmadım ve böyle daha konsantre bir futbol oyunu arayan birileri gelip de bu videoyu izliyorlarsa konsept, konsepte uygun olarak söylemem gerekiyor ki maalesef bence e, futbol 2022 oynanmaz. Bunu söyleyip artık yavaştan da videoyu bitirebilirim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz oyunu eğer daha önce tecrübe ettiyseniz yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Şimdilik ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atarak destek olabilirsiniz. Esen kalın efendim.